Birinci bölümde Trump ve Trump'ın kışkırtmasıyla başlayan o baskın olayında, kongreye baskında ki 200 yıllık tarihinde olmamış bir şey Amerika'nın. Dünyada bile en, hani Uzak Asya'da. Buna yakın Vietnam Savaşı sırasında bir şeyler vardı. Ama bu şekilde yok, içeri falan giremediler. Evet, yani kongre binasını tahrip etme falan gözükmüyor. Evet. Şimdi bunları konuştuk. Buradan Türkiye'deki demokrasiye geleceğiz. Türkiye'deki demokrasi demişken elbette Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları konuşacağız. Ki hoca zaten Boğaziçi Üniversitesi'nde de uzun süre görev yapmış bir isim. Ama bir sıcak gelişme haberi paylaşayım. Önce bir son dakikaya da. Şimdi BioNTech firması biliyorsunuz Türk çiftin buluşuyla konuşulan, hayatımıza giren firma. Mutasyonlu virüs, mutasyona uğramış virüsü konuşuyoruz ya. O konuda bir açıklama geldi. Çok yeni bir açıklama. Dedi ki Pfizer'den geldi aslında açıklama ama BioNTech ile birlikte geliştirdiği aşının, yani Türk çiftin imzasının olduğu aşının mutasyon geçirmiş koronavirüsüne karşı da etkili olduğunu söyledi. Çünkü mutasyona uğramış virüs çok ciddi bir kaygı dalgası yarattı dünyada. Hani pandemi dalga dalga yayılırken kaygı da yayılıyor ya dalga dalga. Evet. Her birimiz için söz konusu. Bu çok önemli bir şey. 16 farklı mutasyona karşı test yapılmış. 16 mutasyonda aşının etkili olduğu, yani aşı vurulumda farklı bir şey, durum ortaya çıkmadığı görülmüş. Tabii ki 17. mutasyonda etkili olur mu bilemeyiz. Hani gene test yapmamız gerekir demişler. Durum bu. Şimdi bakın 16 mutasyonu inceliyorlar aşı şirketleri. Ve diyorlar ki 16'sında da şey yaptı. Biz daha alfabenin ABC'sindeyiz. D'ye gelemedik. Şimdi biraz pandemi konuşarak devam edelim. Bu çünkü güven meselesi dediniz siz başlangıçta. Bu güvenden iktidarın, Türkiye'deki iktidara bir geçelim. Türkiye'deki iktidarın güvenilirliği meselesinden biraz söz edelim. Şimdi dün paylaştım sizlerle dünyadaki aşı karnesi. Avrupa Birliği, ABD, Hindistan, Japonya ama en çok ABD ve Hindistan muazzam sayıda aşı siparişi verdiler. Bunların önemli bölümü ülkelerine geldi. Anlaşma sağlandı zira. Ve üstelik de bir tek aşı için değil. Şimdi az önce söylediğim Pfizer, BioNTech'ten tutun, Moderna'ya, Oxford'a ve Çin'in işte Sinovac'ına kadar bilinen bütün aşılardan sipariş verildi. Biz o tabloda maalesef en son sıralarda görünüyoruz. Dahası tek renkiz. Sadece Sinovac var orada. Bakan Koca dedi ki BioNTech'le görüşmelerimiz iyi gidiyor. Daha görüşüyoruz. Daha görüşüyoruz. Daha sözleşmemiz, siparişimiz yok. Görüşüyoruz. O da Türk oldukları için çift karı koca bize karşı bir pozitif ayrımcılık yapma derdindeler, yazık. Ama bakıyorsunuz ki yok yani ilerleyemiyoruz. Şöyle de bir şey var, bir başka yanı var. Bakan Koca demişti ki Sinovac aşısı %92 tam bakayım şeyine notuma %91 etkili demişti. Brezilya'dan gelen, Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkilileri biz araştırmamızı tamamladık, %78 etkili dedi. Şimdi arada az buz değil. Çok ciddi bir %13 puanlık bir fark var. Hani Türkiye'de neredeyiz biz bilmiyoruz. Siz mesela, biz sizinle yaşıt sayılırız. Ben sizden bir yaş büyüğüm ama bir yaşıt diyelim. Yani aşı kategorisindeyiz. Siz mesela biliyor musunuz ne zaman aşı olabileceğinizi? Hayır. Neden? Dünyada herkes biliyor. Bu konuda herhangi bir açıklık temin edilmedi. Dolayısıyla Türkiye'de çeşitli bilgiler dolanmakta etrafta. Bazı düzenlemeler yapılacağı ifade ediliyor. Zamanla öğreneceğiz diye varsayıyorum. Yani bu çok, hakikaten çok daha hayat söz konusu. Doğru. Kapama yok. Sınırlı kapama var. Ama işte şeylere sürekli kapama var. Restoranlara, müzik çalınan yerlere. Müzisyenler korkunç durumdalar. Esnaf korkunç durumda. Restoranlar keza öyle. Onlara vere 500-600 lira kira gibi komik paralar veriliyor. Yani ne ekonomik olarak korunabiliyoruz, ne ilaçla sağlık olarak korunabiliyoruz. Şimdi yönetimde ne tür ilkelere öncelik vereceğiniz, hükümetin izlediği politikaların değerlendirilmesi açısından da, bunların yürütülmesi açısından da önemlidir. Şimdi bunlardan çeşitli öncelikleri sayabiliriz. Ama 2012 senesinde Birleşmiş Milletler 21. yüzyılda hükümet etme biçimi üzerine bir çalışma yaptı ve yayınladı. Birleşmiş Milletler üyesi olarak Genel Kurul'da kabul edilmiş olduğundan bize ait de bir öneri söz konusudur. Burada Türkçe'ye iyi yönetişim diye çevriliyor. Good governance ilkelerinin hayata geçirilmesi önerilmektedir. Hükümet için birinci önem burada. Uyguladığınız politikanın etki edeceği kişilere paydaş deniyor. Stakeholder İngilizce. Ben bir paydaş mıyım? Siz mesela paydaşsınız. Bunlara ama paylaşmayan paydaş. Tam ve gerçek bilgi aktarımı yapılması gerektiğini söylüyor Birleşmiş Milletler'in bu raporu. Bunun için sürecin olabildiğince saydam veya şeffaf olması gerektiğini, herhangi bir konudaki enformasyonun herhangi bir şekilde çarpıtılmadan, eğilip bükülmeden anında aktarılması gerektiğini, aynı zamanda uygulamalarda hesap verilebilirlik olması esasının temel olduğu vurgulanmakta ve bu süreçlerin büyük ölçüde hukukun üstünlüğü ilkesi temel alınarak yürütülmesi önerilmekte. Şimdi biz bu 2012 Birleşmiş Milletler önerisine göre bir hükümet tarzı izliyor muyuz, izlemiyor muyuz? Onu bizi izleyenler zaten biliyorlar. Karar versinler. Zaten. Yani sonuç itibariyle. Bunu yapmadığınız zaman çeşitli sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Uygulama sorunlarıyla karşılaşıyorsunuz. Ve tabii paydaşlara olan bedel, onun maliyeti ciddi ölçülerde artıyor.